Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere üç D nesnenin oluşturulması, ışık ayarının yapılması üzerine kaplama yapılması ve 3D yazıcıdan çıkarılması gibi birçok şey anlatacağım. İlk önce 3D ayarları Photoshop'umuzu getirmemiz gerekiyor. Orada Workspace'den, Windows Workspace'den 3D seçeneğinin kesinlikle seçilmesi olacak. Siz de default şekilde ise 3D'yi almanız gerekecek ve buradan da 3D panelin açılması için 3D seçeneğini seçiyoruz. Kapattım ve seçtiğimde 3D panelin geldiğini göreceksiniz. Burada nesnelerin 3D olması gibi şeyleri buradan ayarlıyoruz. Fakat sizler var olan bir Photoshop'taki var olan bir nesneyi seçmek istersek Mesh from Present'dan konu seçersek kon gelir. Buradan arkadaşlar materyallerimizi oluşuyoruz. Burada 3D nesneler tek bir parçadan oluşmaz. 2D nesneler bir tek parçadan oluşur ama burada gördüğünüz üzere iki parçadan. Burada cismin yüzeyi ve alt kısmı vardır. Şimdi arkadaşlar, cismimizin bir ışığını gördüğünüz üzere biraz da metalik ekliyorum. Birazcık da onun farkını göstereceğim şimdi size. Buradan istediğimiz rengi seçebiliriz. Rengimizin dahil olması için Remove Texture diyoruz. Şimdi bunun sizin farkını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu birazcık saydamlık gibi oluyor. Buradan texture ekliyorum arkadaşlar. Renk olarak bir tane texture ekliyorum. Gördüğünüz gibi farklı tekstürler de ekleyebilirsiniz sizler de. Şimdi arkadaşlar burada bulanıklık ayarı var, derinlik ayarı. Bu derinliğin mesafesini ayarlayabiliyoruz, odak noktasını. Distance'den. Ben bu şekilde yapıyorum. Burada ışıklandırma ayarlarımızı şekillendirebiliriz. Onun için Object Selection Tool'da ışığımızı seçiyoruz ve istediğimiz gibi şekillendirebiliriz ışığımızı. Hangi açılardan vurmasını istiyorsak. Alt tuşuna basmayı unutmayalım. Bambaşka ışıklar da seçebiliriz istediğimiz gibi. De arkadaşlar bu hatayı size yapmamak için Move Tool'da olması gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde bu ışıklandırma ayarını tercih ediyorum. İstediğiniz gibi ışıklandırma ayarını tercih edebilirsiniz. Swing diyorum. Ctrl-S yapıyorum. Buradan var olan bir ışık da yükleyebiliriz içine. Onun için New Texture diyorum. Gördüğünüz üzere yeni bir ışık oldu fakat farklı. Bunu açarsanız yeni bir ışığı atacaklar size. Yani yeni bir texture yapabilmeniz için. Replace diyerek tif uzantılı bir ışık da ekleyebilirsiniz. Ben onu ekliyorum. Gördüğünüz gibi burada açabiliyorum rengi. Rengini değiştireceğim.
İngilizceyi değiştirebiliriz arkadaşlar. Burada gölge ayarlarını oynayabiliriz. Remove texture diyerek rengi direkt üzerine yükleyebiliriz. Resetleyebiliriz. Gölgemizin rengini ayarlayabiliriz. Opacity değerini ayarlayabiliriz gölgemizin. Gördüğünüz gibi keskinliğini veya uzaklığını vesaire ayarlayabiliriz. Biraz ışığı açıyorum arkadaşlar. Buraya ben Remove Texture diyerek, pardon, Rest Texture diyerek müzik ışığını ekliyorum. Rengini beyaz yapacağım. Anlattık arkadaşlar. Altını da ayarlayabiliriz. Onun için yine aynı ayarları yapacağız. Şekilde yaparsak daha iyi olacak bizim için bence. Şimdi arkadaşlar buradan ayarlayabiliriz. Şu yazıcıdan almak için Science'a geliyoruz ve buradan şu yazıcıdan gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle 3D nesnelerin nasıl oluşturulacağını, üzerine nasıl ışık ayarları yapılıp nasıl resimler üzerine ekleneceğini ve gerekli ışıklandırma ayarlarının nasıl yapılacağını göstermiş oldum.